Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality show'unda sıcağı sıcağına karşınızdayız. Sıcağı sıcağına 24 saat hemen her yerde hazır olarak gerçekleri tüm tanık ve taraflarıyla ekranlarınıza getiriyor. Sıcağı sıcağına gün ışığına çıkardığı gerçeklerin peşini bırakmıyor, gelişmeleri de sizlere aktarıyor. Aile içinde ufak tefek tartışmalar her zaman yaşanabilir. Bu tartışmaların çoğu incir çekirdeğini bile doldurmayacak ufacık bir nedenden doğar ve kısa sürede unutulur gider. İşte Trabzon'a bağlı Tonya ilçesinde yaşanan olay da belki ufacık bir tartışmayla başlamıştı ama korkunç bir cinayetle noktalandı. Karı kocayı böylesine öfkelendiren tartışmanın nedeni ise hala bilinemiyor. Fatma ve Ahmet Baki uzun süredir evliydi ve bu evlilikten iki de çocukları olmuştu. Yıllar önce amca kızı Fatma ile evlenen Ahmet hiç şüphesiz ki bu evliliğin korkunç sonunu o günlerde hayal bile edemezdi. Genç çift Ahmet Baki'nin babasının evine yerleşmişti. Fatma hem amcasına bakıyor hem de bu evde evliliğini sürdürüyordu. Ahmet'in ablasına göre genç çiftin evliliği etrafındakileri özendirecek kadar iyiydi. Hiç sorununu duymamıştık. Şu ana kadar hiç duymamıştık. Buraya geldiğimizde kardeşim ve öldüren diyeyim. Hiç görmedik. Yani böyle çok mutluydular. Ne bileyim ben heves ederdim onların mutluluğunu. Ama ikisi arasında yaşananları tabii ki başkası bilemezdi. Alınan ifadeye göre 3 Mart gecesi genç çiftin arasında neden çıktığı bilinmeyen bir tartışma başlamış. Bu tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. İşte o öfkeyle Fatma eline geçirdiği satırı kocasının başına hırsla indirdi. Ahmet iki darbeyle kanlar içinde kalmıştı ve vücudunun tüm ağırlığıyla yere yıkılıverdi. Fatma panik içindeydi. Kocasının öldüğünü anlayınca onun cesedini yatağın altına sakladı. Etraftaki kanları temizledi ve yatağın altında kocasının cesediyle yatağa yatıp uyudu. Ertesi sabah onu soran herkese Ahmet yok, arkadaşlarıyla kamyon parçası almaya gitti dedi ve bu yalanı tüm gün sürdürdü. Ahmet o gece de görünmedi. Herkes uykuya çekildiğinde Fatma kocasının cesedini sürükleyerek yatağın altından çıkarttı ve evinin kapısının dışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Salih Baki dışarıdan odun almak için kapıyı açtığında eşikte kanlar içindeki oğlunun cesediyle karşılaştı. Kalktım buradan bu kapıyı böyle açtım. Baktım. Paşa aşağı, ayakları yukarı. Yalavuz. Kırmızı pijama giyirdi efendim. Ondan tanıdım. Onu öyle kördüm. Böyle kuplas oldum. Yani edeceğimi kaybettim. Var kuvvetim ben. Ne var edeceğim? Allah razı olsun. Komşular hep toplandı, geldi. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Yalanız. Bunların arasında böyle bir kecimsizlik. 5 sene oldu buraya geleli. Benim hizmetimi görüyorlar. Ailem öyle lanetiz. 11 sene oldu. Hizmetimi görüyorum. Ben sabahtan çıkıp akşama geliyorum. Çalışıyor benim ailem yok. Komşulara dedim öyle böyle alıyorum. O da arabacı olan idare ederdi, çalışırdı. Benim gördüğüm bu kadar. Hiç aralarında böyle bir kecimsizlik bir şey ben görmedim, duymadım. Yaşlı adam ister istemez bağırmaya, hatta çığlık atmaya başlamıştı. Aile fertleri birbirine çok yakın oturuyordu. Salih Baki'nin sesini herkes uyandı ve eve koştu. Tüm yakınlar Ahmet'in evine gelmişti. Hanım söyledi ki daim bağırıyor dedi ne oldu diye. Bir atladık aşağı affedersiniz. Lambara ben dışarı koptum. O şekilde geldim buraya ve şurada düştüm. Şuramı orada vurmuşum. Anlamıyorum. Arkadaşlar beni burada artık aldı burada. Tabi teselliler şey yaptı. Ve o gün herkes toplandı buraya. Komşular Allah razı olsun bize teselli ettiler. Teselli yaptı. Ve olay bu şekilde oldu. Bu feryatlar akla hemen bir ölümü getiriyordu. Olaydan sonra geldim buraya. Böylece yani sabahtan onun feryadına eşik kalktım. O burada feryat ederdi, sesi yansıma yaptı ileri. Benim babam feşli olduğu için benim kalbimden babam ki öldü ki işte. Bu sırada Fatma da evinin önüne çıkmış, feryatlara onun da sesi karışmıştı. Öyle ki onun feryatları herkesinkini bastırıyordu. Yalnız o da o gün burada bizden daha çok ağlayan, bizden daha çok parçalanan, bizden daha çok feryat eden oydu. Fatma bunu kan davası gibi göstermek istiyordu. Beni kanını kardeşim alacak, kardeşimin kanını. Alacak dedi.
Alaçavuk, hepimiz yıkanan ne Alaçavuk? İşte bu kan davası lafı köyün huzurunu bozuyordu. Çünkü böyle bir dava yakın zamanda güçlükle tatlıya bağlanmıştı. Köy muhtarı bu konuyla ilgili şunları söyledi. Şimdi bizim köyümüzde önceden resmi makamların bildiği üzere bir kan davası olayı yaşanmış. Bu bakımdan köyümüz çok hassas bir durumdadır. Sosyal yaşantı olarak, psikolojik olarak. Bu bakımdan biz bu bir adli vaka olarak görüyoruz bu olayı. Tabii ki bu olayın bir takım etkileri ve faktörleri vardır. Ekonomik geçimsizlik. Bir görüyorsunuz işte bölgemiz kırsal bir alan. Gelir kaynakları hayvancılık. Tabii ki bu aile içerisinde ekonomik yetersizlikler bu olaya çok büyük etki yaptı. Dava resmi makamlara bildirildi ve yapılan araştırmalar çok kısa bir zamanda jandarmayı zanlıya götürdü. Fatma Baki korkunç sırrı uzun süre saklayamamıştı. Onun yakalanması kan davası söylentilerini de ortadan kaldırmıştı. Bizim en çok çekindiğimiz hassasiyetle bu konuda davranmak zorunda olduğumuz husus, daha önceden yaşadığımız buradaki kan davası olaylarının tekrar burada neşretmemesi bakımından elimizden gelen inisiyatifi göstermek zorundayız. Bunu sizden de özellikle rica ediyoruz. Bu olayda maktulle zanlı aynı ailedendi ve kan davası fikri akıllara durgunluk veriyordu. Zaten maktulün babası, kardeşleri ve diğeriyle beraber aralarında şu anda bir sürtüşme konusu yoktur. Aile fertleri bu cinayeti kan davasına götürmeyi akıllarından bile geçirmiyordu. Onlar oğullarını ve kızlarını kaybetmiş gibiydi. Ahmet bir kardeşim gibi. Fatime o da kardeşim gibi. Ne ondan bir kötülük gördük, ne ondan bir kötülük gördük. Yani Fatime lampa ektiydik. Bunlar o zaman ikisinin bir hatası yani. Hiçbir hatası, bir yanlışını görmedi. Salih Baki cezaevinden çıktığında gelinine yeniden el uzatacak gibi görünüyordu. Yok, ben gelinimden memnun, razıyım. Bu Allah'tan kendi başımıza bir kader. İki kehalet gibi iş ne oldu sapağı oldu. Daha bir yedim lan. Tüm acılar yüreklere gömülebilirdi. Fatma'ya yeniden kucak açılabilirdi belki ama geride kalan iki küçük çocuk tüm aileyi perişan ediyordu. Onlarsa her şeyden habersizdi. Fatma Baki bir anlık öfkesinin kurbanı olup 27 yaşındaki eşi Ahmet Baki'yi öldürdü. Şimdi genç adam mezarda. Fatma ise cezaevinde. Geride iki evladını bırakıp yıllarını demir parmaklıkların ardında geçirecek. Kim bilir belki de cezası dolup cezaevinden çıkınca bu yılların hesabını evlatlarına vermek zorunda kalacak. İşte en acısı da bu ya. Trafik canavarı yine yollardaydı. Aşırı hız ve yağış kazaları da beraberinde getiriyor. Emine ninenin sıcak bir yuvada geçen son günleri. Sevgilisinden ayrılınca ölüme gitti. Bir evladın ardından yaşananlar yürekleri dağılıyor. Polis katili olduğu iddia edilen sanığın sözleri doğrudur. Kilidi sıcağı sıcağına pantolon sürecek. Liselerimizde neler oluyor? Bir tokattan cinayete kadar uzanan olaylar tüm sıcaklığıyla şimdi. Kazalar zinciri. Kaza geliyorum demez. Ama hava yağışlı, yol kaygansa, üstelik bir de aşırı hız yapılıyorsa bu kazaya davetiye çıkartmak demek değil midir? Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan kazaların başlıca nedenleri işte bunlardı. 8 Mart sabahı saat 5 sularıydı. Konya İstanbul seferini yapan otobüs nihayet İstanbul'a ulaşmıştı. Geride bırakılan uzun yolun yorgunluğu ve uykusuzluğu belki de otobüs sürücüsünün sabrını epeyce zorlamış ve ayağını gaz pedalına biraz daha güçlü basmasına neden olmuştu. Kartal Yakacık mevkiine gelindiğinde otobüsün önüne bir kamyon çıktı ve kamyonu bir an önce geçmek isteyen sürücü Ali Karaman sollamak için yolun uygun olduğunu düşünerek hamle yaptı. Ama yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu ve süratini hesaba katmamıştı. Solladı ama önündeki kamyonu geçmeyi başaramadı. Korkunç bir gürültü duyuldu. Otobüsün kamyona çarpması zincirleme kazanın ilk halkası olmuş, 10 araç hurdaya dönerken 5'i ağır 24 kişi de yaralanmıştı. Kazadan hemen sonra Kartal Trafik Acil Hastanesi'ne kaldırılan kazazedeler kazayı şöyle anlattı. Otobüse yatağında yatıyordum, uyuyordum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Arkadan buradan sıkıştım orada. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir tane kamyon birden ani sollayınca ondan sonra biz de çok sürattıydı. 160'da falan gidiyordu be. Tabi bariyeler olmamak için kamyonun arkasına girdi. Sonra işte bir arkadaş beni tutmasaydı dışarı yani zorlayacaktık yani. Önde kaza çekmiş olmuştu. Yolda kaygan olduğu için arkadaş şeye bastı, frene bastı, şey demedi, duramadı. Mecbur. Öte yandan kaza yerinde can pazarı sürüyordu. Kullandığı otobüsün şoför mahalline sıkışan sürücü Ali Karaman yaklaşık bir saat çaresizlik içinde yardım bekledi.
Zaman geçtikçe acısı artan sürücü tüm çabalara rağmen otobüsün ön panelinden çıkarılamıyordu. Kendi dertlerini unutan kazazedeler Ali Kahraman'ın yardımına geç gelinmesine tepki gösteriyordu. Tırımın artık bir türlü şey gelmedi. Çekici itfaiye geç geldi. Bu uzun bekleyiş sırasında vatandaşların uzattığı sigarayı içen Kahraman nihayet özel yardım ekibinin direksiyonu kesmesiyle ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ali Kahraman diğer yaralıların götürüldüğü Kartal Trafik Acil Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede görüntülediğimiz yaralılardan biri kazanın oluşunu Ali Kahraman'ın suçu olarak görüyordu. Bizim şoförün dikkatsiz ya. Çok hızlı gidiyor yağmurda. Yaralılar tedaviye alındı ve pek çoğu taburcu oldu. Bu kaza gerçekten ucuz atlatılmıştı. Ama o sabah E5'te yaşanan son kaza bu değildi. Önceki kaza nedeniyle kapanan yolun 1 kilometre kadar uzağında sağa park etmiş bir kamyon trafiğin açılmasını bekliyordu. Ama alacakaranlıkta stop lambalarını da yakmadığı için kamyon görünmüyordu. Arkadan gelen yolcu otobüsü ya zamanında kamyonu fark etmediğinden ya da süresini düşüremediğinden kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasında İstanbul'a getirilen atlar vardı. Ama onlar bir önceki kazadaki yaralılardan daha şanslıydı ve hafif yaralar almışlardı. Hemen her gün bir benzerini duyduğumuz, gördüğümüz trafik kazalarını en iyi bir kazazede özetliyordu. Abi ben Ezrail geldi diyorum, başka bir şey bilmem. Ezrail gibi geldi kaptı. Evet, bütün örneklerde olduğu gibi aşırı hız, yorgunluk ve dikkatsizliğin yarattığı trafik canavarı Azrail kılığında bir kez daha yollara düşmüştü. Haliç Köprüsü'nde yaşanan kazada ölümün soğuk nefesi hissediliyordu. Fevzi Karagöz ve Nazım Koç adlı iki ortak 34 TB'ye 78 plakalı ticari taksiyi satın almıştı ve bunu kutlamak için sabırsızlanıyorlardı. 11 Mart gecesi iki arkadaş Sütlüce'de bir restorana gitti ve geç saatlere kadar içki içip eğlendi. Saat 2.30 sularında artık evlerine dönmeye karar verdiler ve yeni aldıkları taksiyle yola koyuldular. Direksiyona Fevzi Karagöz geçmişti ve alkolün de etkisiyle gaza basıyordu. Birdenbire Fevzi Karagöz ve Nazım Koç'un dünyası kararı verdi. Hızla giderken önlerinde seyreden tırı görmemişlerdi ve tırın arkasına o hızla çarptıklarında artık her şey için çok geçti. Korkunç gürültüye rağmen tır sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmiş, çevreden hiç kimse plakasını bile alamamıştı. Fevzi Koç ağır yaralı olarak direksiyonun bulunduğu koltuktan alınıp İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı ve hemen tedavisine başlandı. Ama arkadaşı Nazım Koç ön panele sıkışmıştı ve nabzı atmıyordu. İki ortağın yeni aldıkları otomobil Nazım Koç'a mezar olmuştu. Fevzi Karagöz'ün ise bu paramparça olmuş otomobilden sağ çıkmış olması bir mucizeydi. Tıra çarpmış. Giden bir tıra, plakası alınamayan bir tıra arkadan çarpmış. Arkadan tıra çarpmış, tır evet. Kaçmış herhalde, kaçmış değil mi? Herhalde. Plakası da alınamamış. Alınamamış abi. İki kişi vardı değil mi arabada? İki kişiymiş. Şoför yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Kaza yerine gelen arkadaşların Nazım Koç'u hemen taramıştı. Ağır kolda pek aldıkları yok işte. Bugün arabayı kutlamaya gelmişler oraya. Bu kutlama acı bir sonla noktalanmıştı. Nazım Koç'un cesedi otomobilin ön paneline sıkıştığı için çıkarılamıyordu ve yardım istendiği halde ne itfaiyeden ne de özel kurtarma ekiplerinden gelen olmuştu. Aradan saatler geçti ve sonunda Nazım Koç'un cansız bedeni basın mensupları ve trafik polisinin çabalarıyla otomobilden çıkarıldı. Saat sabaha karşı 4:18 geçiyordu ve sonunda ceset çıkarılmıştı. Kırılan camlar ve otomobilin parçaları otoyoldan temizlendi ve hurdaya dönen taksi çekildi. Sanki birkaç saat önce bu yolda hiçbir şey yaşanmamışçasına hayat devam etti. Ama Nazım Koç'un hayatını kaybettiği bu kazayı ailesi ve arkadaşları asla unutamayacak. Sürücüler, sizlere bir kez daha dikkatli olmaya davet etmek bizim görevimiz. Emine Ninen'in ardından... Ocak ayının son günleriydi. Aldığımız bir ihbar telefonuyla hemen yola koyulduk. Yaşlı bir kadın sıcağı sıcağına uzanacak yardım elini bekliyordu. İşte onunla soğuk bir kış günü yıkık dökük bir harabede böyle tanıştık. Yaşlı kadın gönüllerimizi hemen fethetmişti. Geçmişten geleceğe uzanan yaşamıyla Emine Nine'yi eminiz ki siz de hatırlıyorsunuz. İyi bir yaşam sürmüş, güzel günler görmüştü. Sonra yaşlılık ve yoksulluk geldi. 85 yaşındaki Emine Nine eşini kaybetmiş, yapayalnız kalmıştı. Artık oturulmaz hale gelmiş evinde onu ziyaret ettiğimizde bir anda anılara dönüvermiş, az gören gözleri dolmuştu. Yalnız başına ne yapıyorsun burada? Burada oturmuyorum, öyle oralara gidiyorum. Oraya buraya gidiyorsun. Ya, her şeyimi aldılar, her şeyimi. Her şeyi ne yapayım, yeter ki vücut sıhhatli olsun. Yüzüklerim vardı, çaldılar. Antep yüzükleri vardı, Antep. Kim çaldı ki? Masanın üstünden çalmışlar. Masanın üstünde dururken? Ha, alıp götürüyorlar.
Emine ninenin ilgiye, bakıma, sıcak bir yatağa ihtiyacı vardı. Sen yalnız başına burada oturamazsın ki. Tabii oturamam. Ne yapacağız? Ne halt edeceğim? Ha? Ne halt edeceğim? Seni güzel bir yere yerleştirsek ne dersin? Hani kim görecek beni? Ben nereye geldi? Götür. Biz seni sıcağı sıcağına götüreceğiz. Götür. Üşüdüm burada. Oda yok mu yukarıda? Yukarıdaki oda da soğuk. Ama ben... burası kadar değil. Olsun, yine soğuk, baksana. Hava çok soğuk. Soğuk. Arkanda var mı bir şey? Yok, var. Var. Ben seni darülocize götüreyim şimdi. Oradasın. Nasıl istersen. Emine ninenin penceresi olmayan evinde biz de üşümüştük. Bir anda kendi üşmesini unutuvermişti. Ay ellerim buz gibi ayol. Senin de ellerin buz gibi, baksana. Yok. Ha? Senin daha fena. Sen de üşümüşsün. Yok anam, yok. Emine nine darülacize'ye gitmeyi alıştığı bu yerden kopmak zor da olsa kabul etmişti. Onu bu soğuk evden alıp darülacize'ye götürmüştük. Yaşlı kadının muayenesi yapılmış, sonra da kalacağı odaya götürülmüştü. Bu oda oldukça sıcaktı. Sıcak. Sıcak, memnun musun burada? Aa, elbette. Ha? Tabii. Şimdi yemek de yiyeceksin. Daha ne isteyeyim, Allah'tan bedava arayacağız. Allah korusun. Emine ninenin neşesi bir anda yerine gelmişti. Tatlı esprileriyle etrafa neşe saçar olmuştu. Ne güzel salon, geniş geniş. Burada maç oynamalı. Bu ne, takke mi başıma verdin? Önüme tutuyorsun böyle. Güldürdür sizi de. Ayrılık vakti geldiğinde Emine ninenin elini öperken onu bir daha hiç göremeyeceğimizi bilemezdik. Güle güle. Sen de gelirsin bizi ziyaret. Geleceğim tabii, geleceğim tabii. Hiç merak etme. Öldürürüm sonra sizi. Tamam, merak etme. Hemen öldürürüm. Hiç merak etme. Yazık ki Emine nine geçtiğimiz günlerde hayatını yitirdi. Onun son günlerini sıcak bir yatakta iyi bakılarak geçirdiğini öğreniyoruz. Size geldiği zaman yürüyebilen bir hastamızdı. Son zamanlarda yatağa bağımlı duruma geldi. Bütün ihtiyaçlarını yatakta gidermek kaydıyla kendisine çok güzel bir bakım verdik. Emine ninenin boş yatağını şimdi gençlik günlerinden kalan bir fotoğraf dolduruyordu. Darülacize ölümünden sonra tüm işlemleri yapmış, Emine nine son yolculuğuna çıkmıştı. Mezarını ziyaret ettiğimizde gözümüzün önünden onun etrafına neşe saçan gülümseyişi, eskiyi tatlı tatlı anlattığı anlar geçti. Geçmişten bir sayfa daha kapandı. Emine nine anılarıyla aramızdan ayrıldı ama geride sıcağı sıcağına hoş bir seda bıraktı. Tek tesellimiz onun son günlerini rahat geçirmiş olmasıydı. Terk edilince, tarih 7 Mart 1995, yer Çengelköy. Uzunca bir süredir birlikte olduğumuz, sevdiğimiz kişi bizden ayrılınca üzülürüz tabii. Ama hemen ümidimizi yitirip ölümü de düşünmeyiz. Öyle ya, bu hayatın sonu değildir. Savaş Taştan adlı genç, sevdiği kız kendisinden ayrılınca çok üzülmüş ve ne yazık ki aklına ölümü getirmiş. 19 yaşındaki Savaş bir süredir Çengelköy Meserret sokaktaki evlerinde anne ve babasıyla yaşıyordu. Aile buraya taşınalı çok olmamış, babasının anlattığına göre Savaş bu eve taşındıktan sonra yeni arkadaşlar edinmiş ve çalışıp 3-5 kuruş kazanmaktan kaçar olmuştu. Oysa babası onun çalışmasını, bir işin ucundan da olsa tutmasını istiyordu. Savaş bu arada lise öğrencisi Zeynep adındaki bir kızı sevdi. Önceleri her şey yolundaydı ama her şey gencin istediği gibi gelişmedi. Ailesi Zeynep'le görüşmesini onaylamıyordu. 7 Mart günü bütün bunların üstüne bir de genç kız Savaş'a sırt çevirince genç çılgına döndü. Savaş ve Zeynep'in kavgalarına arkadaşları şahit olmuştu. Savaş arkadaşımız çok bunalımdaydı. Devamlı dünyaya karamsardı yani. Herkes ona ne desem devamlı kendini sorun yaratıyordu yani. Ondan sonra zaten bugün kız arkadaşıyla kavga etti. Başka birisi vardı zaten. O hem iki kişiyle birden konuşuyormuş yani arkadaşı, kız arkadaşı. Öbür arkadaşı da gelmiş, arabayla aldı zaten onu. Biz gördük, arkadaşımız da vardı. Anlatılanlara göre Savaş terk edilmişti ve bunu kaldıramıyordu. O sırada işte devamlı intihar edeceğim dedi. Bu akşam ölmem lazım dedi. Dünyaya son kez bakıyorum falan dedi. Elveda falan diyor yani, hep saçma sapan şeyler söylüyor devamlı. Genç söz yüzüğünü ve Zeynep'in baş harfini taşıyan kolyeyi hırsla atmıştı. Z harfiyle söz yüzüğünü buraya bir yere attı, gösterdi hatta. Ya şurası ya da şurası olması lazım. Onun bu halini gören arkadaşları onu yalnız bırakmak istememişti. Ama Savaş onları dinlemedi. Daha önce çok interneti şepüs etti. Hep kurtardık, yakaladık. Yerini biliyorduk. Kollarını kesti, işte asmaya kalktı, denize attı kendini. Bir de işte bugün en son
onu kaçmasın diye kapatmıştık yani. Konuşmak için kapıyı kilitledik kaçmasın diye. Balkonu unuttuk, balkondan atlamış kaçmış. En yakın arkadaşları bile savaş için hiçbir şey yapamamıştı. O öfkeyle kafasına koyduğunu yapmaya kararlıydı. Evinin yolunu tuttu ve bahçede bulduğu sağlam bir ipi baharın müjdesini veren çiçeklerle yüklü bir ağaca sıkıca bağladı. Diğer ucunuysa boynuna geçirdi ve hayatının baharında bir baharı daha göremeden son nefesini verdi. Geride kalan sadece acı ve gözü yaşlı anne babaydı. Bilader, daha dün buradaydı annesine bana. Savaş artık yoktu. Bir anlık öfke ve terk edilmişliğin verdiği acı onu ölüme itmişti. Baba İsmail Taş'tan olayın şokunu yaşıyordu. Bahçedeki sesleri duymuştu. 10 dakika mücadele ettiler. Sesler kesildikten sonra benime keseri belime soktum. Ev sahibine fırladım. Ayakkabılarımı aldım elime çıktım ev sahibine. Hemen zili çaldım. Açtılar. Dedim arkadaş bizim bahçede bir karışma oldu dedim. Beyaz bir şey görünüyor. Bomba olabilir dedim. İşte beyaz da bacağıymış benim oğlumun. Bacağı. O bomba dedim o abi işte ben. Bomba. İsmail Bey'in bomba sandığı şey oğlunun beyaz pantolonuydu. Yaşlı gözleri yanılmıştı. Aynı gözler daha sonra acıyla doldu. Savaş sevdiği kızı babasıyla da tanıştırmıştı. Geziyor dedim. Neyse. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ana babam var mı dedim. Babam Almanya'da bir annem var dedi. Kızım benim oğlum bu dedim. Ben babasıyım. Sen kaçı kadar okudun? Dedi ki iki sene sonra tahsilim bilmem ne olacak. Bak kızım dedim. Sen buna dedim hiçbir zaman evlilik şeyini devresine girme. Evvela işini soracaksın. Anayı babayı gelip arama. Benim oğlum şu annem boş. Burada çalışıyor dedim. Ekmek parası. Onun için canın yanar. O senin yeteneğine yetemez. Senin sırtına kürk dedim bugün dedim 5 milyon. Ayağını cizme dedim 3 milyon. Sırtındaki bilmem kürk bilmem ne. Bu ailede bize gelmez dedim ben. Ondan sonra en sonunda kız dedim oraya savaş gel diyor. Ona birbirlerine bir şey vermişler. Bu işten vazgeçilmiş. Vazgeçildi yani. Ondan sonra bu çocuk buraya girdi. Baba İsmail Taşlan'ın yüreği acıyla yanıyordu. Bir de vicdan azabı çekiyordu. Yaşlı adam genç kızı oğlundan kendi sözlerini soğuttuğunu düşünüyordu. Oysa anne bu intiharın nedenini biliyordu. Yok ayrılmadılar da. Ama kavga bir kız o kız başka birinin arabasına binmiş gitmiş. Bu da sinirlenmiş geldi harfi aldı götürdü. Etesini bilmiyorum daha. Savaş'ın cansız bedeni asılı olduğu ağaçtan indirilirken annesi oğlunun öldüğünü kabullenemiyordu. Savaş'ın cansız bedeni soğuk toprağa yatırıldı ve üstü örtüldü. Anne babası korkunç bir acı yaşıyordu. Yaşlı çift sakinleştirilmeye çalışıldı ve eve götürüldü. Ama bu büyük acı hep onlarla birlikteydi ve gencecik oğullarını kaybetmenin acısı ömür boyu yaşanacaktı. Savaş büyük bir acı yaşadığını düşündü ve kendi aklınca buna son verdi. Oysa geride kalan anne babasına çok daha büyük bir acı yüklemişti. Üstelik bir ayrılık yüzünden. Şimdi 1994 yılının Temmuz ayına dönüp bir olayı yeniden hatırlayacağız. 26 Temmuz günü Yenikapı sahilinde esrar alemi yapan kişilerce görev başında öldürülen polis memuru Mustafa Sarıgüzel'i öldürdüğü iddia edilen iki kişinin duruşmasına 8 Mart günü devam edildi. Olay günü polis memuru Mustafa Sarıgüzel uçaklı kavgaya karışan bir kişiyi yakalamak için Mendire'ye gelmişti. Ancak genç polis memuru burada esrar alemi yapan bir grupla karşılaşınca esrarlı sigaraları toplamış ve duruma müdahale etmek istemişti. Uyuşturucu ve yan kesicilikten sabıkalı Hanefi Katmaz'ın elinden esrarlı sigarayı almak isteyince boğuşma başlamıştı. Bu sırada Hanefi Katmaz'ın arkadaşı Celal Can Polat, polis memurunun belinden silahını çekip almış ve arkadaşı Hanefi'ye uzatmıştı. Hanefi Katmaz, esrarın da etkisiyle ateş etmeye başlayınca Mustafa Sarıgüzel ağır yaralar almış, bir süre sonra da hayatını kaybetmişti. Silah seslerini duyan diğer polis memurları hemen sahile koşmuştu. Celal Can Polat panikle cesedi denize sürüklemek isterken Hanefi Katmaz da kaçmaya çalışıp bir taraftan polisleri ateş ediyordu. Silahtaki kurşunlar bitince Hanefi Katmaz silahı denize atmış ve Celal Can Polat'la birlikte koşarak uzaklaşmıştı. Ama yakalanmaları uzun sürmemiş, tatbikat sırasında zanlılar olayı şöyle anlatmıştı. Konuştuk, ben bıçak çektim. Dedim beni götürme kendimi keserim. Bu meyanda biz boğuşurken Celal arkadan bir elindeki silahı alır. Elindeki silahı aldıktan sonra biz bayağı bir boğuştuk. Ben korkutmak için Celal'ın elindeki silahı aldım yere sıktım. Yukarı çek.
Kalça sırtımı kesin bilmiyorum. Boğuşma yeri tam burası. Burası işte. Tıktıktan sonra kaçtım. Celal da benim peşime verdi. Kayalıktan memur arkadaşlar bize çıkmaya başladı. Biz de kaçarak hem kendimizi kolladık hem onlara çıktık. Karşılık verdik yani. Caddeye yetiştik. Caddeye yetişmeden ben silahın mermisi bittiğini anladım. Silahı denize attım. Celal Can Polat'sa polis memurunu kurtarmaya çalıştığını iddia ediyordu. Yıkanmak istedim. Onu deniz suyu da yaraya iyi geliyor diye. O... Yoksa denize mi atmak istiyordun? Yok. Öyle bir... Hanefi Katmaz ve Celal Can Polat tutuklanıp cezaevine gönderilmiş, yapılan ilk duruşmalarında Celal Can Polat ana dilinin Kürtçe olduğunu, Türkçe bilmediğini söyleyerek savunmasını yapmamıştı. Ancak olay günü sıcağı sıcağına tespit ettiğimiz görüntülerde Celal Can Polat sorulan soruları anlayıp cevap veriyordu. Yıkanmak istedim, onun deniz suyu da yaraya iyi geliyor diye. O... Yoksa denize mi atmak istiyordun? Yok, öyle bir millet değil. Duruşmada Hanefi Katmaz'sa tatbikat sırasında söylediği her şeyi inkar etti ve suçlu olmadığı iddiasında bulundu. Bismillahi bilmiyorum. Bir kişi üç arkadaşıyla birlikte dörtlü kalp yapmıştı. Benim mekanımda ekmek ekmemde. Bu kişiye ben müdahale etmişim gasp olayına. Kaçmışlar gitmişler, daha sonra nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Ben uyuşturucu bağımlısı bir insanım. Ben alkol komasında, uyuşturucu komasındayken kafama silah dayanmış. Bu arkadaşım nasıl yapmışsa, nasıl olay bitmişse bilmiyorum. Hanefi Katmaz bu sözleriyle Türkçe bilmediğini iddia eden arkadaşını zan altına mı itiyordu? Celal Can Polat kendini savunacak kadar Türkçe bilmiyor muydu? Mahkeme bütün bu soruların cevabının bulunması için 5 Nisan tarihini ertelenirken polis memuru Mustafa Sarıgüzel'in öldürülmesiyle ilgili olayın sıcağı sıcağına kaseti de mahkemeye sunuldu. Sanığın görüntü ve ses kaydının bulunduğu kaset delil olarak saklanacak ve zanlının savunmasını yapıp yapamayacağı bu kaset sayesinde belirlenebilecek. Bu davayla ilgili gelişmeleri ve mahkemenin alacağı kararla Celal Can Polat'ın savunmasını yapıp yapmayacağını sizlere ileriki programlarımızda aktaracağız. Liselerimizde neler oluyor? Bir tokattan cinayete kadar uzanan olaylar tüm sıcaklığıyla şimdi. Lisede vahşet. Tarih 10 Mart 1995. Yer Fenerbahçe Lisesi. Göztepe'de bulunan Fenerbahçe Lisesi korkunç bir cinayette kana bulandı. Lise dışından eli bıçakla iki gencin okula gelmesiyle ve İlimdar Kalkan'ın ölümü Özgür Akkaya'nın da yaralanmasıyla başlayan olaylar beraberinde de bir soruyu getirdi. Liselerimizde neler oluyor? Fenerbahçe Lisesi'nde yaşanan olay Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde yaşanan ilk olayda değil üstelik. 17 Mart 1993 tarihinde Bakırköy Lisesi önünde aynı liseden öğrenciler arasında kız yüzünden çıkan kavgada kan dökülmüş 17 yaşındaki zanlı Ümit Yıldırım adındaki arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası aynı liseden 4 genç tutuklanmış, aylar süren duruşmalar sonunda 17 yaşındaki küçük zanlı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken diğer 3 kişi de beraat etmişti. Bu olaydan yaklaşık 2 ay sonra 14 Mayıs 1993 tarihinde ise bu kez Büyükçekmece Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda orta son sınıf öğrencisi Dinçer Sezai Kızılkaya aynı sınıftaki arkadaşı tarafından aralarında geçen bir tartışma sonrası bıçaklanmıştı. Dinçer Sezai Kızılkaya uzun süre hastaneye gitmekten korktuğu için çok kan kaybetmiş ve ölmüştü. Vefat eden arkadaşım o kadar samimi olmasak da gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Beni hangi mahkeme affederse affetsin. Ama Allah affetmeyecektir. Duruşmalar sürerken ölen ve öldürülen çocukların anneleri hemen her duruşmaya acıyla katılmış, yaşanan acının adeta canlı örnekleri olmuşlardı. Her ikisinin de yüreği yanıyordu. 1994 yılının Şubat ayında benzer bir olay daha yaşandı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası futbol müsabakaları çerçevesinde oynanan 100. Yıl Ticaret Lisesi Samacılar Lisesi maçında çıkan kavgada bir öğrenci başka öğrenci tarafından bıçaklanmış ve ağır yaralanmıştı. Genç bu olaydan sonra bir böbreğini kaybetmiş ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Nasıl kabul edecek sizi bilmiyorum. Gerçekten bir anlık sinirim çok kötü, bana olaylara mal oldu. Gerçekten özür dilerim. 25 Kasım 1994 tarihinde ise Bağcılar Barbaros Lisesi kana bulanmıştı. Aynı sınıfı paylaşan iki arkadaşın kanlı bıçaklı olduğu gün hafızalardan silinmedi. Bülent Çeker ve sınıf arkadaşı arasında bir küfür yüzünden tartışma çıkmış, bu olaydan bir gün sonra zanlı derslere girmeyip
Bülent'in teneffüse çıkmasını beklemiş, onu kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Bu acı olayın davası halen devam ediyor. Bütün bu olaylar sırasında dökülen gözyaşlarını, yaşanan acıyı sizlere yansıtmış, öğrencileri, velileri, okul yetkililerini kim bilir kaç kez uyarmıştık. Ama işte yine benzer bir olay yaşandı. Gencecik iki insan elini kana buladı. Gencecik bir yaşam gidip gitti. 10 Mart günü Fenerbahçe Lisesi'nde başlayan olaylar şöyle gelişti. İlimdar Kalkan henüz 19 yaşında bir arkadaşını korumak isterken son nefesini vermişti ve özgür yaralıydı. Fenerbahçe Lisesi'nde ise tam bir matem havası esiyordu. Hava elektrikliydi ve gençler oldukça sinirliydi. Gençler önce basın mensuplarının okulu uzaktan bile çekmesini istemedi. Ortalık bir anda karıştı ve gençler basın mensubu birkaç kişinin üzerine saldırdı. Gençler sonunda konuşmayı, olanları anlatmayı kabul etti. Böyle bir olayı hiç kimse bir daha yaşamak istemiyordu. Daha önceden bir Yeşil'le Tuğçe'nin bir sürtüşmesi oluyor. Daha sonra ya uzun süre önceden olan bir olay bu. Daha sonra Tuğçe Beşik'in evini telefon açtırarak tehdit ettiriyor. Yani böyle şeyler yapıyor. Arkadaşlarını dövdürtmeye kalkıyor. En son Beşik'le Tuğçe'nin kavgasından sonra Tuğçe okula iki tane şahıs getiriyor. Bu şahıslar ellerinde bıçak satırlı. Hap falan içmişler. İlimdar da Beşik'i korumak için, okulumuzu korumak için, bu arkadaşlarla arkadaşlarımızı korumak için kavga ediyorlar. Çocuklar ilimleri bıçaklayarak öldürüyorlar abi. Müdürümüz de bu olaya hiçbir yakınlık göstermiyor. Olay anında orada olduğu halde kaçıyor olaydan. Bazı öğrenciler Metin Ersoy'un okula gelip Beşir adlı arkadaşlarını sormasına tanık olmuştu. Babası da geldi zaten okula girer girmez. Beşiktaş'ın arkadaşınız kim dedi burada? Beşiktaş'ın arkadaşınız kim? Binişli geldi. Bu planlanmış, programlanmış bir olay. Bizim ilimden arkadaşımızın olayla yakından uzaktan bilgisi yok. Yani olay okulumuza gelen 3 kişiden kaynaklanıyor. Öğrencilere göre okul müdürü kavgayı görür görmez kendini odaya kilitlemişti. Kavga olduğu anda oradaki arkadaşlarımızın ve bizim kapıyı vurmamıza rağmen okulda kapısını kilitliyor ve orada hiç polis telefon tam yanında olmasına rağmen telefon açmıyor. Neden açmıyor? Biz sonradan öğrendiğimize göre müdür Fenerbahçe'nin imajını koruyacakmış. Polise haber vermiyormuş basına çıkmayalım diye. Peki bir basına ya da imaj bozmak için bir arkadaşımızın hayatı öldü. Orada 10 dakika oynadı. 10 dakika önce peki ambulans gelse ya da o arkadaşımızı hastaneye yatırsak biz belki burada arkadaşımızın cenazesine değil onu hastanede ziyaret etmeye giderdik. Okulumuzda 2 günlük bir hocamız vardı, stajyer. Stajyer hocam. Bu o da bıçaklandı. O da bıçaklandı. Müdür bey kaçtı. Gözükmüyor. Öğrenciler içlerinde arkadaşlarını kaybetmenin acısıyla adeta isyan ediyordu. İstekleri liselerinin adının daha iyi anılmasıydı. Yani şu gördüğünüz kalem, biz bununla savaşmak istiyoruz. Elimizde silahlarla, bıçaklarla değil. Biz okumaya geliyoruz. Biz eşkıya almak istemiyoruz. Biz öğrenci olmak istiyoruz. Bugüne kadar Fenerbahçe Lisesi'nin adı zaten yeteri kadar kötüye çıkmış durumda. Ben bir Fenerbahçe Lisesi'nde okuyorum dediğim zaman ben 6 senedir bu okulun öğrencisiyim. Ben bir ortama, bir başka topluğa girdiğim zaman ben Fenerbahçe Lisesi'ndeyim deyince herkes bana kötü gözle bakıyor. Bu çocuk serseridir diyor. Öğrenciler bu korkunç olayın şokuyla sarsılırken aynı günün akşamı Yeldeğirmeni Polis Karakolu'nda olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Ortaya çıkan gerçekler şaşırtıcıydı. Aldığımız ilk bilgiye göre Kalipso Kralı Metin Ersoy karakolda gözlem altındaydı. Karanlıkta kalan noktalara ise bir taksi şoförü ışık tutuyordu. İmdat Öztürk adlı taksi sürücüsü bıçaklama olayından sonra zorla taksisine binen zanlıların nasıl kaçtığını sıcağı sıcağına anlattı. Göztepe'den geçiyordum. O anda bana birisi el attı. Sağ tarafta okulun servis minibüsleri vardı. Evet. Bana binen bir kişi biraz beklememi söyledi. Öne binen yaşlı adam kimi bekliyor olabilirdi? Bir süre sonra kan revan içinde iki genç belirdi. Fenerbahçe Lisesi'nden fırlamış koşuyorlardı ve peşlerinde liseli gençler vardı. Yaşlı adam üstü başı kanlı değildi. Minibüsün arasından 5-6 kişi, yani 4-5 kişi bir anda arka tarafa bindi. Onların içisinin, erkeklerin elleri bıçaklı, kanlı bir şekilde. İmdat Öztürk korkmuş, gitmek istememişti. Ama liseli gençler taksiye saldırıyor, içeridekilerse bağırarak tehditler savuruyordu. Korktum ben, dedim sizi bu vaziyet götüremem, inmenizi istiyorum. Beni arkadan tehdit yaptılar, bıçakları bana dayadılar, bizi götüreceksin. Önde oturan kişi Metin Ersoy'du. Erenköy'ü geçtikten sonra ters bir yönden, orada bir sokağın ismini bilmiyorum, orada arabadan indiler, hepsi konuştular. Ben dedim karakola gidiyorum, kendileri araba gazeteyi alarak bıçakları dedi on tarafa
oturan şahıs, sonradan ismini öğrendim, Metin diye şahıs. O bıçakları saklayın, eve gizlenin siz gibilerinden söyledi. O da benimle karakola gelerek gittik, teslim oldu. Metin Ersoy işte bütün bu anlatılanlardan sonra teslim olmuştu. Kalipso kralının eli bıçaklı bu iki gençle ilgisi neydi? Yoksa bu saldırı planlanmış mıydı? Taksi şoförünün söyledikleri gerçekten şaşırtıcıydı. Onun anlattıklarına göre Metin Ersoy iki gencin saklanmasını sağlamıştı. Bir süre sonra karakola giriş çıkışlar hızlandı. Önce Tuğçe ve diğer liseli gençler, ardından Beşir Geroğlu tek tek sorgulandı. Tuğçe'nin annesi Tülin Ersoy da karakola getirildi. Öte yandan İlimder Kalkan'ın evinde ise korkunç bir acı yaşanıyordu. Gencin Suadiye'de bir apartmanın kapıcılığını yapan babası Hasret Kalkan ve annesi Güvercin Kalkan perişandı. 11 Mart günü ikindi namazından sonra İlimdar'ın cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'ne getirildi. Arkadaşları onun fotoğrafını yükseklere kaldırıyor, cenazesini omuzlarında taşıyorlardı. Yakınlarının acısıysa cenazede sanki kat be kat arttı. Cami avlusunda konuştuğumuz veliler ve ilimdarın yakınları evlatlarını gönül rahatlığıyla gönderdikleri okulun perde arkasını görmüştü. Bu korkunç olay pek çok acı gerçeği de su yüzüne çıkartmıştı. Veliler özellikle yönetimden şikayetçiydi. Arkasında Milli Eğitim'de adamları var. Atıldı, bundan 3 ay öncesi atıldı, rüşvetten dolayı atıldı. Evet. Gerisi geri tekrar geri geliyor. Arkasında kim var? Bir müdür, bir okuldan bir sefer atılır. Ya. 2 sefer, 3 sefer, 4... Dört sefer nasıl gelebilir? Arkasında hanımefendi mal varlığı araştırılsın. Bütün bu olaylar olup biterken okul yetkililerinin nerede olduğunu herkes merak ediyordu. O yönetim neredeydi? Bir iki erkekle baş, ben kadınlığımla başa çıkardım. Ne demek yani? Hiç mi ellerinde bir sopaları yoktu kenarlarında? İki kişiyi çocuğun üstüne saldırıp da resmen buradan vurup arkadan çıkartacak derecede bıçağı. Yönetim neredeydi tabii? İlimdar'ın yakınlarının feryatları acıyla yükseliyordu. 3 tane çapulcu okula giriyor, 4500 kişinin içinde öldürüyor. Çocuk bıçaklanıyor, aradan yarım saat geçiyor, polisi arıyor. Kendisi içeriye kilitleniyor, kapıyı kapatıyor. Perdelerini artı çekiyor. Perdelerini çekiyor, tak tak kapıyı vuruyor. Ambulans mı yoktu? İlimdar Kalkan'ın cenazesi akan gözyaşları arasında Pendik Çığlık köyünde toprağa verildi. Öte yandan gencin Fenerbahçe Lisesi'nin yollarına akan kanı yıkandı. Dikkati çeken lisenin duvarlarına yazılan yazılar oldu. Gençlerin söylediği sözlerde felaket habercisi gibiydi. Hocalar bizi koruyamıyorsa biz kendimizi koruruz. Polisten de yardım istemiyoruz. Ama bize izin versinler. Gençler okulda can güvenliği olduğuna inanmıyordu ve ta ki okulda güvenlik sağlanana kadar geri dönmek istemiyorlardı. İşte okulumuzda can güvenliğimiz sağlanana kadar okula gelmek istemiyoruz. Gelmiyoruz da. Yel Değirmeni Karakolu'nda görüştüğümüz Tuğçe ise pişmanlığını şöyle dile getirdi. Ben senin için söylüyorum. Ha Tuğçe'cim, ben senin dostunum. Sabah karanlığında Fenerbahçe Lisesi'nde hüzün hakimdi. Duvarlarda ise öğrencilerin isyanını dile getiren sloganlar vardı. Her şeye rağmen gün başlıyordu. Bayrak töreninde ise öğrenciler gözyaşlarına hakim olamıyordu. Tören sonunda sloganlar atılmaya başlandı. Gençler İLO'lar ölmez diyor. İLO'lar ölmez, İLO'lar ölmez, İLO'lar ölmez. 14 Mart günü Yel Değirmeni Karakolu'nda tam 4 gündür gözaltında bulundurulan Metin Ersoy, kızı Tuğçe ve Mehmet Beşir Geroğlu saat 11 sularında Kadıköy Adliyesi'ne getirildi. Daha sonra Metin Ersoy ve Tuğçe Ersoy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme sonrası baba kız tutuklanırken Mehmet Beşir Geroğlu ise serbest bırakıldı. Metin ve Tuğçe Ersoy büyük bir izdiham içerisinden güçlükle çıkarılıp ekip otosuna bindirildi. Metin Ersoy Paşa Kapısı cezaevine, Tuğçe Ersoy ise Sağmacılar cezaevine gönderildi. Tuğçe'nin annesi Tülin Ersoy ise sabah çok erken saatlerde gizli olarak karakoldan çıkarılmıştı. Bir tokatla başlayan tartışma korkunç bir cinayete kadar gitmişti. Peki şimdi ne olacak? Liseli gençler gönül rahatlığıyla okullarına gidebilecek mi? Bu soru şimdilik cevapsız görünüyor. Ama ortada bir gerçek var ki İlimdar'ın ailesinin çektiği acı sonsuza dek dinmeyecek. Her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına telefonlarınızı ve mektuplarınızı bekliyoruz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstanbul 222-22-23. Posta kutumuzsa CC420-80303 Mecidiyeköy İstanbul. Unutmayalım. Her şeyin başı hoşgörü ve sevgi. Sıcacık ve sevgi dolu günler.